Bize en sıcak bilgileri versin. Ender Bilgin teşekkürler. Maçta şanssız bir sakatlık yaşamıştı Ener Valencia'ya en başından anlatalım. Hastaneye götürülme sebebi tabii kafasına darbe aldı. Orada bir hafif fenalık geçirdi. Ayı gözlerini açtığında ilk aşamada hani saymalarını, sayı saymasını istemişler. Orada çok sağlıklı sayamayınca e, hastaneye götürülmeye hemen karar verildi. Hemen ambulans çağrıldı ve bu yüzden hastaneye götürüldü Ener Valencia. Ardından hastaneye giderken açıkçası bilinci açıktı, gözlerini açmıştı. Oraya gidildi de sıkıntılı bir durumu yoktu. Hemen tomografi çekildi. Tomografi to sonuçları da temiz çıktı. Onu da söyleyelim. Bir sıkıntı yok. Onun dışında bir de MR çekildi hemen ardından. MR sonuçları çıkana kadar hastanede bekliyor şimdi ama şunu söyleyebiliriz. Bir sıkıntı gözükmüyor. Çok yüksek ihtimalle takım uçağıyla birlikte İstanbul'a dönecek. O sırada da bu arada da MR sonuçlarının gelmesi bekleniyor. Tam olarak net bir şekilde emin olunduktan sonra da takıma katılacak ve İstanbul'a dönecek. Biz de bir kez daha geçmiş olsun diye Selim Ener Valencia'ya ve e, bu şekilde Ener Valencia'nın durumunu anlatmış olalım Ener Bülent. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kul'a. Ahmet Selim Kul'un aktardığı gibi yapılan tekniklerde bir sıkıntı yok. E, dolayısıyla çok büyük bir olasılıkla takım uçağıyla da e, İstanbul'a dönecek. Eğer hani muhtemelen bir iki gün dinlendirilecektir. E, sanıyorum zaten kupa maçı kadrosunda da olur. Eğer e, diğer tetkiklerde de problem çıkmazsa zaten salı günü yine dönecekler. Evet. Bugün de cumartesi. Pazar, pazartesi, yarın izin verirse pazartesi antrenman yapacak. Salı günü tekrar Sivas'a. O da enteresan denk gelmiş. Ya yani kalmayı abi? da seçebilirlerdi ama demek ki hani insanlar da evine yurduna dönsün diye düşündüler. Belki rahat edemezlerdi ya yatak, antrenman, yemek filan. Alıştığı, alıştığı evet. da e, o düzenden uzaklaşması dönecek. Kendisi demek ki o şekilde düşünüyor. Belki, bilemiyorum, öyle kimisi de tercih ediyor, kalayım diyor. Ama bu sefer çalışma şartı soğuktu bugün gördün mü? Battaniye vardı ya. Mesela, 5 derece, 15 burası. Hocam ediyor. Antalya, Alanya, Adana falan olsaydı kalırdı. O zaman kalırdı. Hem o konaklama imkanları daha farklı. Tabii. Hem iklimi daha farklı. Burada sanıyorum istemediler. Rıza Hoca demiş ki maça çok iyi başladık. Pozisyon vermedi, Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. İlk golde Joao Pedro'nun... Şimdi göreceğiz. Birazdan geliyor görüntüler. Bir boş koşusu var. E, Rossi'nin önünde kendi kendine bir korular açıldı hocam şöyle. Sanki herkes... Şaşıyor, e, e, ...aradan çıkıyormuş gibi. Valencia'nın pozisyonunda Ali de sakatlandı ama çıkmadı. Ağrılı ağrılı oynadı. Devre arasında ayağım kötü dedi çıktı. Orada profesyonelce davranması lazımdı diyor. Bak doğru söylüyor yalnız. Muammer girdi ya ikinci yarıda. Şimdi eğer ağrıyla üstüne oynadıysa... ...kupada oynamaması tehlikesinden dolayı Rıza Çalınbay evet. Çalınbay bu sistemi yapıyor. Şimdi ağrı var ayağımda dedi, dedi demek ki devre arasında. E, madem öyle çıkacaksın. E, Rıza soramamış mı? Devre arasında sormuş. Yok orada yani edecek misin edemeyecek misin bir yani yardımcısını demek ki yollayıp giden doktorlara yollayıp devam edelim dedi abi. 1-0 ya da 2-0'ı telafi ederdik ama istediklerimizi yapamadık yarı zaten tek kale maç oldu. En çok üzüldüğüm şey inanılmaz top kayıplarıyla oynadık diyor. Vallahi hani şöyle biraz tatlı sert müdahaleler falan oldu ama yani şey yapamadı Sivasspor. Hiç giremedi oyuna. Futbolcu futbolcu maçı seçer. Bunlar biraz fazla yani. Evet. Çünkü üç gün sonra oyuncakları kupa maçı bu maça göre çok daha önemli. Kendi açılarından önemli. Federasyondan bu maç çok önemli. Bu maça bakacak. Kupaya sonra bakacak Fenerbahçe. Onun için futbolcu rahatlayınca rahatlamasan olacaktı. O zaman farklı boyutlar olacaktı. Şimdi bakalım çarşamba günü reaksiyonlar farklı olabilir tabii. Bakacağız. Çarşamba enteresan. Çarşamba günü bu ekranda hep bak. 1 veya 2-0 olsa tela ama 3 olunca orada bayağı bir şey oldu. O uzatmada evet. gelen 3. gol gardı düşürdü evet. demek. Çünkü 2-1 oldu mu bu sefer rakip panikleyecek. Tabii. 10 bir kişi eksiksin. Tabii. Ee, zaten dediğim gibi birkaç haftadır kırılgan takım. Son dakikalarda kazanıyor, son dakikada kaybediyor. Bir de hocam şimdi Sivas'ın kadrosu bence yetersiz. Yedek oyuncuları falan. Rıza onun da sıkıntısı. Kadro derinliği yani. anlamında giren çıkan şimdi aynı kalitede olmayabiliyor. değil. Bu kadar sakat olmasına rağmen. Çok, çok eksiği var Fenerbahçe'nin. Öyle oldu halde Yine de çıkarıyorsun sahaya adamını. E Sivas söyle bir imkan yok. Bir de mesela bugün Emre Mor bu tarz maçları seven oyuncu Adem boş alan kalabilir geride. Cezalıydı. E eh, başrayı yok. King zaten yedekler arasında. Başrayı Diğer... bir gitti bir daha gelmedi. Gelmedi hocam. Yani o da e, antrenmanları falan başladı takımda çalışıyor da demek ki daha fizik olarak hazır değil. Abi lig onu... bitiyor ya. Bir, bir, bir şey şimdi. Yani Derken onu... bir şey kalmadı ki hocam şurada kaç hafta var? Fener'in dört maçı var değil mi? Tabii. Sahaya çıkacağı dört maç var. Fenerbahçe'nin. Kupa hariç. Kupa hariç. Yani e, bir kez daha getirsenize Tolga. Dört kere sahaya çıkacak. İkisi zaten hükmen olduğu için altı maçın. Kalan altı maçta dört oynayacağı maç var. Ee, kupa iki maç oynayacak garanti. Bir de oynarsa kalabilirse final. Bu kadar yani. Bir de aklıma maç. bir şey geldi. Bunu tabii federasyon yapıyor mu? Bu hakemlerin mal varlıklarına bakmaları lazım. E onu bildirmiyorlar mı? Bildiriyorlar ama. Şey yapıyorlar ya ben öyle biliyorum. Bildiriyorlar Bir yalnız. noterde kağıda veriyorsun. Öyle istemiştim ama, başkan ama istediği Ama yalnız onu. hakeme değil eşlerine de bakacaksınız. Nasıl? Evliysen eşine de baktıracaksın. Ha. Bakacaksınız hocam. Bir cümle söyledim o kadar. Boşa söylememişsindir sen Bilmiyorum anlamam o işlerden eşlere falan da bakacaksın. Hakemlik yapıyorsun. yani bazı şeyler çok vıdı vıdı olur bilmem ne olur filan filan filan. Hocam. Hmm. Evet. Öyle bir durum da var tabii. Mesela biri sana daire verir. 200 bin liralık daireyi 80'e verir. Onu sen eşinin üzerine yaparsın filan. Ama sen bildirdiğin zaman sende o gözükmez. Misal veriyorum yani veya araba verir. E, Olmuş ar diye değil de. Evet evet. Yani olabilir diye yani düşünmek lazım hakem abi. Tabii bu tarz düşünmek şeyleri. Düşünmek lazım. ya yani, ordu üfleyerek. Yetkili makamlardaki falan. insanlar için bunları düşünmek lazım. Doğru söylüyorsun hocam. Ee, görüntü e, hazır olmak üzere biz de reklama gideceğiz. E, o arada da işte e, özet hazırlanacak ve e, biz de ekranlara taşıyacağız. Tabii Önce Fenerbahçe maçına Sivas Fenerbahçe'ye bakacağız. Konya Trabzon maçının pozisyonlarını da yine aynı şekilde ele alacağız. Bir de düşme hattına bakabilir miyiz Tolga? Aşağısı ne oldu? Aşağısı da geliyor hocam. Gelsin aşağısı da. Bu ne oldu şimdi aşağısı? He. E? Şey ne? İki sayfa mı yaptık? Tolga. Onu böyle getirebiliyor musun? getirebiliyorsan onu da öyle yapalım. Çünkü bu ikinci bölüm. 38, 37, 39. Antalya'nın hükmeni var. Ankara gücünün yok. Hop geldi. Şimdi Ümraniye 26. Aşağıdan bakıyorum. Çünkü bu düşme hattındaki takımlar için öyle galibiyet çok kolay değil. 26, Giresun 33, İstanbul 35. Vah vah vah. Kasımpaşa 34. Ankara gücü 35. Hocam ben sana söyleyeyim mi? Bu iş Giresun, İstanbul, Kasımpaşa, Ankara gücü arasında kalan haftalarda reklama gideceğiz biliyorum. Bakın bunu tekrar açalım Tolga. Ee, son bölümde ee, buralar karışık. Çünkü Giresun'un iki tane hükmeni var. Kasımpaşa'nın işi çok zor gözüküyor hocam. Kasımpaşa'nın yok. İstanbul'un iki hükmeni var. İstanbul. Pardon. Hazartesi de İstanbul-Giresun maçı var. İstanbul'un da iki hükmeni var. Vallahi zor Hocam mı? alttaki puanlara bakacaksın. Üsteye bakmayacaksın. Üste değil alta bakacaksın. Doğru alta söylüyorsun. Alta bakacaksın abi. Peki. Işte. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamdan sonra hem görüntüleri hem bunu bir kez daha konuşuruz efendim. Ayrılmayın.